Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikli olarak selamın aleyküm. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuş testini gerçekleştirmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını büyük bir sevince boğarken, Türkiye'ye düşmanlık besleyen ülkelerde ise büyük bir korkuya sebep oldu. Çorlu'da Akıncı Test Merkezi'nde ilk yüksek irtifa uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin jet motorlu ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma için en zorlu görevleri başarıyla yerine getirebilecek bir teknoloji açıklaması yapılırken, Atina ise derhal SİHA edinmeliyiz çağrısıyla birlikte harekete geçti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı insansız savaş uçakları ve insansız hava araçları edinme konusunda uluslararası noktada ikili görüşmelere başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik savunma projelerinden olan Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve Tekirdağ Çorlu'da 18 dakika süren bu uçuş Türk havacılık tarihinde yeni bir kapıyı aralamış oldu. Türkiye'nin bu gelişmesini başlık olarak en üst noktada yayınlayan Yunan Pentapostagma adlı medya kuruluşu, Türklerin Kızıl Elması ilk kez uçtu ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin silahlanma programında zamanla yarıştığını ifade eden Yunan medyası, Kızıl Elma tasarımı gereği sahip olacağı düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla yerine getirebilecek ifadelerini kullandı ve Ege'de Türkiye'nin üstünlüğünün ve Türk tehdidinin arttığını ifade eden Pentapostagma gazetesi, Atina yönetimine derhal SİHA edinmeyi öneriyoruz çağrısında bulundu. Türkler sürekli olarak yeni silah sistemleri geliştiriyor. Yunanistan'sa Türkiye'yi izlemekten başka bir şey yapamıyor diyen Yunan medyası, acilen Yunan hükümetinin başka devletlerin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından edinmesi gerektiği ve mümkünse yenilikçi 6. nesil savaş uçağı programlarından birisine dahil olması gerektiği konusunda Atina yönetimine çağrıda bulundu. Türkiye'nin artık durdurulmaz bir noktaya doğru ilerlediğini itiraf eden Yunan medyasında Kızıl Elma paniği eserken, Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği en güçlü platformların başında yer alan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı tüm dünyayı şoke etmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuş testi tüm dünyayı şok etti. Bu başarı, Türkiye'nin teknolojik anlamda en gelişmiş silahı olarak kabul edebileceğimiz Kızıl Elma'nın ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, Yunanistan gibi ülkelerin de endişelenmeye başlamasına vesile oldu. Bu endişe, Yunanistan'ın derhal Türk SİHA'larına karşı silahlanma hazırlıklarına başlamasına neden oldu. Kızıl Elma'nın geliştirilmesiyle birlikte insansız savaş uçakları teknolojisinde Türkiye Cumhuriyeti inanılmaz ilerlemiş bir noktaya gelmiş durumda. Türkiye'nin bu teknolojik gelişmesini hazmedemeyenler, insansız hava araçlarımızın ve insansız savaş uçaklarımızın oyuncak olduğunu iddia edenlerse sus pus olmuş durumda. Tekirdağ Çorlu'daki eğitim merkezinde yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen insansız savaş uçağımızın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu teknolojide artık dünya liderliğini ilan ettiği anlamına geliyor. Bu noktadan sonra bizi kimse durduramaz. Bu noktadan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse engel olamaz. Ambargolar, yaptırımlar, kısıtlamalar uyguladılar ama milli ve yerli teknolojilerle geliştirdiğimiz Kızıl Elma projesini durdurmayı ve yavaşlatmayı başaramadılar. Bu utanç onlara yeter. İnşallah bugün bize ambargo koyan devletleri, bugün bize yaptırım uygulayan devletleri, bundan birkaç sene sonra Bayraktar Kızıl Elma satın almak için Türkiye'ye yalvarıl şekilde de göreceğiz. Buna biz kalben inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu gerçekleştireceğine güveniyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için en gelişmiş teknolojilere sahip olarak tasarlanan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağımızın sahip olduğu üstün özellikler ve teknolojiler tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.
Jet motoru sayesinde oldukça yüksek süratlere çıkabilme kabiliyetine sahip olan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağından pek çok adet üretmeyi hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu projeyi de alnının akıyla tamamlayarak envantere kazandıracak ve Türkiye insansız savaş uçağı teknolojisini envantere kazandıran büyük ihtimalle dünyadaki ilk ülke olacak. Savunma sanayinde 20 yıldır devam eden milli teknoloji hamlesinin meyvelerini toplamaya başladığımız son yıllarda en çok heyecanlanmamıza vesile olan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı, gövde içerisinde taşıyacağı mühimmatlarıyla düşman hava unsurlarına taarruz gerçekleştirebilecek. Baykar Makina tarafından geliştirilen yapay zeka destekli it dalaşı teknolojisi sayesinde düşman hava araçlarına it dalaşı gerçekleştirerek onları gökyüzünde avlayabilecek bir kabiliyete sahip olarak tasarlanan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağımız, içerisinde bir insan olmadığı için, manevralarında G limiti bulunmayacağı için büyük ihtimalle gökyüzünün hakimi olacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bayraktar Kızıl Elma teknolojisiyle birlikte dünyada bu teknolojiyi envantere kazandıran ilk ülke olmanın yanı sıra mutlak hava hakimiyetini sağlamamızı vesile olacak olan bu teknoloji sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin insansız bir hale getirilmesi konusunda da çalışmalar hız kazanacak. Önümüzdeki yıllarda üretilecek pek çok insansız hava aracı teknolojisinin de devreye girmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti bu sistemleri inşallah hızlı bir geliştirme sürecinin ardından envantere kazandıracak ve milli teknoloji hamlesinin ürünleri envanterdeki yerini arttırarak milli ve yerli sanayimiz muhteşem bir ihracat kapısını daha aralamış olacaktır diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ya Kahhar.